Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz kişisel gelişim uzmanlarından Serap Kök. Kendisiyle bugün hastalıklar ve travmalar üzerine sohbet edeceğiz. Hastalıklar nedir? Hastalıklar ne zaman ortaya çıkar? Ve hastalıkların altındaki yatan duygusal sebepleri bir ele alacağız. Kendisi ayrıca bir hayvansever aşığıdır diyerek. Merhaba Serap Kök, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Kırmızı çizginiz. Sokak Evet. hayvanları. Yani Evet, şeylerde. zaten bu sokak hayvanları düşüncesiyle yola çıkmıştık. Öyle de devam ediyoruz. Evet, yine sokak hayvanları düşüncesiyle yola çıktığım bir projem de var. Hem öncelikle kısaca kendinden bahsetmeni rica edeceğim. Sonra da projenden bir bahseder misin? Tabii ki. Ben 2001 yılında bir kitapla başladım. Tavuk Suyuna Çorba isimli bir kişisel gelişim kitabıyla başladım. Kişisel gelişim yolculuğu bu şekilde beni kendine doğru çekmeye başladı. Ardından değişik eğitim seminerlerine katılarak, değişik eğitimler alarak bu yolculuğu tamamlamaya çalıştım. Yıllarca sürekli eğitim aldım, sürekli etkinliklerde bulundum. Okuduğum kitap sayısını artık sayamıyorum bile, bilmiyorum ne kadar kaç tane kitap okudum. Ta ki bundan 3 yıl öncesi YouTube'a video atmaya, meditasyon videoları ve bilgilerimi anlatan videolar atmaya karar verinceye kadar. Bu kararı vermemin en büyük sebebi sokak hayvanlarına katkı olmaktı. Hani oradan bir gelir elde edebileceğimi öğrendim ve bu gelirle de sokak hayvanlarına destek olmaya niyetle ilk videomu yapmıştım. Daha sonra videolarımı tanıtmak, YouTube'da belli bir sayıya ulaşabilmek için Instagram'da faaliyetlere başladım. Instagram'da ücretsiz çalışmalar yaparak sadece sokak hayvanlarına mama, kuşlara yem şeklinde ücretsiz çalışmalar yapmaya başladım. Böylelikle gruplar oluşturduk. Derken ilerledik. Çok şükür şu anda sokak hayvanlarına oldukça çok büyük destek var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayvancıklar hiçbir zaman aç kalmıyorlar diyeyim. Benim bulunduğum yerdekiler en azından. İşin en güzel tarafı Instagram'daki ücretsiz çalışmaları yaparken dünyanın her bir yerindeki hayvanlara ulaşabildiğimi hissetmek. Bana resimler gönderiyorlardı. İşte kuşlara yem verdik. İşte burada hayvan bulunmuyor ama sincaplar geldi, ceviz yedi. O resimleri gördükçe dünyanın her bir yerinde sokak canlarına, doğadaki canlara elimin uzandığını hissetmek paha biçilmez bir duygu. Evet. Böylelikle devam ettik. Bugüne kadar geldik. Sizinle tanıştık. Bugün de buradayız. Harikayız. Yakından takip ediyorum. Sizden aldığım eğitimlerim de var. Bu arada kendisi benim hocam olur. Muazzam bir eğitmendir kendisi. Öğretmeden yakanızı bırakmıyor. Öyle güzel bir yönü var kendisinin. Yine sokak hayvanları projeniz var sizin. Şehirleri dolaşacaksınız. O, Evet. yani insanların gönlünden ne koparsa mama kumbarasına bir şeyler atmalarını Evet, söyleyeceksiniz. böyle Bu bir proje projeden de bahseder oluşturduk. misiniz? Projemiz şu. Kişiler gruplar oluşturacaklar. Biliyorsunuz şu son zamanlarda Zeytin Ağacı dizisiyle birlikte aile dizimi çok gündeme çıktı. Aslında yıllardır süregelen ve yıllardır var olan, benim de yıllar öncesinde eğitimini aldığım bir sistemdir. Şimdiye kadar eğitimini vermedim. Vermedim derken online'a geçmiştik zaten biliyorsunuz. Ben bu işlere başladığımda pandemi dönemiydi. Yani bu işlerden kastım YouTube, Instagram, ücretsiz çalışmalara başladığımda pandemi dönemiydi. O yüzden aile diziminin online yapılabileceğine inanmıyorum. Hatta dün bununla ilgili bir danışanımla konuştuğumuzda neden online olmasın ki var yapanlar diye bana sorduğunda şöyle bir örnek verdim. Bir gece kulübüne gitmeyi düşündüğünüzü düşünün. Gitmeyin gece kulübüne. Evinizde o gece kulübünde çalan müzikleri açın. Elinize de içkinizi alın, oturun.
Bir de gece kulübüne gittiğiniz anı hayal edin, düşünün. İkisi aynı etkiyi verecek midir? İkisinde de o coşkuyu, o heyecanı, o içinizin kıpır kıpır olmasını hissedebilecek misiniz? Hayır, evde hissedemeyeceğini söyledi. Böylelikle online'da o duygunun, o alanın, o enerjinin içine giremeyeceğini daha net anlamış oldu. O yüzden ben aile dizimini hiçbir zaman online yapmadım. Evet, belki eğitim verilebilir ama dizim açmak birebir canlı olmalı. Bunu düşünerek insanların da şu anda çok fazla buna merakı olduğunu bildiğim için diziden dolayı ücretsiz aile dizimi seansı yapmayı teklif ettim. Kişiler gruplarını oluşturacaklar. 10-15 kişi en az aile dizimi için 10-15 kişi gerekiyor. 10-15 kişilik gruplarını oluşturup bu dizimi açabileceğimiz mekanı ayarlayıp bana haber verdiğiniz takdirde gelip ücretsiz aile dizimi yapacağım. Katılımcılardan ve dizim açtırandan tek talebim sokak hayvanlarına mamadır şeklinde bir duyuru yapmıştım. Ancak şu anda daha henüz hazırlık aşamasındayız bu konuyla ilgili. Anlamak demeyeyim ama yanlış anlamalar oluyor. 15 kişi ayarlandığında 15 kişinin hepsine açılım yapacağım düşünülüyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Sebebi maddi de değil. Sebebi şu, duyurusunu Sana geçtiğim halde yanlış anlamalara sebebiyet veriyor. Bir dizim açmak en az 3 saat sürmekte. 15 kişiye dizim açmam demek 45 saat yemeden, içmeden, uyumadan dizim açmam demektir ki çok da sağlıklı bir durum söz konusu olmayacaktır. Henüz insanlar yeni yeni bu dizim olayını, aile dizimi olayını keşfettikleri için tam içeriğini bilmiyorlar. Olsun, bir yola çıktık, devam ediyoruz. İl il dolaşıp bütün illere ulaşmaya çalışıp en azından her ilde bir tane ücretsiz dizim açarsam ki dizim açtıran da temsilci de izleyici de şifalanır. En azından tüm Türkiye'de birilerine ulaşmak. Ayrıca en büyük hedefim yine sokak hayvanlarına her ilde katkı olabilmek. Amacım bu. Evet. Bu duyurumu da Ekim zaten ayında bütün mecralarımda yapmıştım. evet, YouTube'dan, Instagram'dan da yaptınız. Ekim ayında inşallah Kahramanmaraş'a geliyor. Organizasyonunu ben ayarlıyorum arkadaşlar. Evet. Yine yakın tarihlerde tarihimiz net belli olunca gazeteden olsun, buradan olsun, bu mecralardan olsun ben de duyurumu yapacağım. İnşallah Kahramanmaraş için çok büyük katkı olacağına inanıyorum. Oldu bile Evet. diyelim. Bu duyuruyu da yaptıktan sonra gelelim hastalık ve travmalar. Nedir bu hastalık, travma? Sonra proje amaç dönemi var. Sonra gerçekten hastalıklar genlerden gelir mi gibi gibi gibi. Ben Evet. sözü sana bırakayım. Sahne Tamam. senin. Şimdi hastalıklar dediğimiz zaman elbette ki doktor değiliz, tıbbi bir eğitim almış insanlar değiliz. Ancak tıbbın da kabul etmiş olduğu her hastalığın stres kaynaklı olduğu gibi bir durum söz konusu. Buradaki kastedilen stres duygusal, duygularımızın bedenimize ne şekilde etki ettiğiyle ilgili. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz, %95 99 o ara gidelim. Hadi çok iyimser olalım. Çok özür dilerim. Hastalıkların bir takım duygulardan veya yaşanmış travmatik durumlardan veya anne karnından proje amaç dönemi dediğiniz şeye doğru gider. Yani daha çocuk dünyaya gelmeden tek tek bunun açıklamasını da yapayım. Proje amaç dönemi dediğimiz şey nedir? Oradan başlamamız gerekiyor çünkü travmalar orada başlıyor. Proje amaç dönemi dediğimiz anne hamile kalmadan önceki süreç, annenin hamilelik süreci ve çocuk doğduktan sonraki süreçtir proje amaç dönemi. Bu süreç içerisinde annenin yaşadığı, babanın yaşadığı veya anne ve babanın genlerinde kodlanmış olan travmatik duygular çocuğa aktarılabiliyor. Kaldı ki epigenetik denen bir şey var. Tıbbın kabul etmiş olduğu epigenetik. Bu geçmişe atalara kadar gidebiliyor. Az önceki bahsettiğimiz aile diziminde zaten atasal açılım yapılıyor. Atalardaki duygusal sıkıntıları çözmek için yapılan bir sistem. Oradan da ortaya çıkan sonuç şu, biz yedi göbek geriye doğru travmaları üstlenmiş olabiliyoruz. Annemiz, annesinin karnındayken bizler vardık.
Kadınlarda yumurtalar doğduğu anda mevcuttur. Annesinin karnında bir bebek düşünün, onun yumurtalıklarındaki yumurtalardan bir tanesi bizleriz. Yani anneannemizin yaşadığı duygusal bir şok, duygusal bir sıkıntı, bir kaza olabilir, duygusal bir kavga, gürültü, miras kaybı, birilerinin vefatı, yani her şey olabilir. Bunlar daha anne karnındaki bebeğin yumurtalıklarına kadar kodlanabilir. Ben anlaşılabileceği gibi, yani bilimsel kısma girmeden anlatmaya çalışıyorum daha net olsun diye. Bunlar kodlandığı zaman işte bu proje amaç dönemi oluyor. Yani anne karnındayken yaşanan her şey. Bazen öyle danışanlar geliyor ki anne hamileliğinde karnını masanın kenarına çarpmış ya da gece uyurken karnının üstüne dönmüş, yanlışlıkla bir ağrıyla uyanmış. Bunları anne karnındaki çocuk saldırı olarak algılayabiliyor. Bizler ilk travmamızı, ilk duygusal travmamızı doğum esnasında annemizden ayrılarak ayrılık travmasıyla yaşarız. Ayrılık travması dediğimiz zaman %100 bu hastalıklar çıkacak denmez. Ancak eğer çocuk bu ayrılık travmasını farklı kodladıysa kendinde cilt problemleri yaşayabilir, alerjiler yaşayabilir, egzama, sedef gibi hastalıklar, cildinde yaşanan hastalıklar veya bazen öyle oluyor ki o travma çok daha farklı hastalıklara bile sebebiyet verebiliyor. Bu sistemi bulan kişi Doktor Hammer kendi oğlunun vefatı üzerine oğul testis kanseri olduktan sonra bunun oğluyla alakalı, oğlunun ölümüyle alakalı olabileceğini düşünmesinden kaynaklı bir araştırma yapıyor ve bu araştırma sonucunda her hastalığın bir travmaya bağlı olduğunu keşfediyor ve bu şekilde yayılıyor dünyaya. Daha sonra Doktor Sabbah'la birlikte farklı bir sistem oluşturuyorlar. Aslında bizim yaşadığımız travmalardan değil de annemizden, babamızdan, atalarımızdan bize aktarılan travmatik durumlardan dolayı da bizim hastalıkları yaşayabileceğimizi keşfetmiş oluyorlar. Çok derin detayına, bilimsel kısımlarına girmeden bu şekilde anlatabilirim proje amaç dönemini ve duyguları. Bu şekilde söylenebilir mi pekala? Hani hastalıklar aslında genlerle taşınmıyor, duyguları genlerle taşınıyor diyebilir miyiz? Duyguların genler yoluyla transfer edilmesi. Tabii bu bilimsel olarak söyleyebileceğimiz. Bir de bunun spiritüel boyutu var. Veballerin, ahların aktarılması, bizlerin ölülerin işi değildir. Bizlerin işi yarım kalan şeyleri tamamlamak. Dolayısıyla onların yarım bıraktıkları şeyleri tamamlamak üzere bizlere aktarılan genler de var. Bunu spiritüel boyut olarak bakabiliriz. Doktor Hammer'la Doktor Sabah'ın yapmış olduğu araştırmaları da bilimsel olarak düşünebiliriz. Pekala, hastalıklar ne zaman ortaya çıkar diyelim? Hastalıklar ne zaman ortaya çıkar? Hastalıklar bir bardak düşünün, bardak dolu ama taşmıyor şu anda, taşmış durumda değil. Yaşadığımız her bir travma bardağa bir damla ekler, benzer travmalar bir damla ekler. En son damla damladığında artık bardak taşmaya başlar. İşte o anda hastalanırız. Şimdi biz ilk travmamızı anne karnından ayrılırken, doğarken ayrılık travması olarak yaşadık dedik. O anda bizde bir hastalık ortaya çıkmayabilir. Daha sonra 2-3 yaşına geldiğimizde annemiz bizi bırakıp işe gitmeye başlayabilir. İkinci ayrılık travması. Birbirine benzer, beynimizin ayrılık olarak algıladığı şeyler birbirine benzer, birkaç tane üst üste geldiğinde, bir tane de gerçekten travmatik bir ayrılık yaşadığınızda hastalık ortaya çıkar. Burada bizim yapmamız gereken şey en baştaki işte o anneden ayrılma travmasını çözümlediğimizde hepsi geçecektir. Ama bazen insanlar bulamıyorlar. Yani bu çok spesifik bir örnek, ayrılık travması, anneden ayrılma. Bazen öyle duygular oluyor ki geçmişe dönük anne karnına veya annemizin babamızın yaşadığı olaylara kadar dönmek mümkün olmuyor. Bu durumda da travmaları en son yaşanan travmadan itibaren çözümleye gidilebilir. En son yaşanan travma dediğimiz nedir? Hastalık başlamadan önceki 1-2 yıla bakmak gerekiyor. Hastalığın travmasını biliyorsanız eğer, ne dedik? Ciltte yaşanan problemler ayrılık travması. Eğer bunun travmasını biliyorsanız, bunun ayrılık travması olduğunu biliyorsanız, bu cilt probleminiz ortaya çıkmadan 1-2 yıl öncesi ayrılık olarak adlandırabileceğiniz ne yaşadınız?
Burada yapılan en büyük hata şu. Ayrılık dendiğinde insanlar bunu birinden ayrılmak olarak algılıyorlar. Yani işte sevgiliden ayrılmak, eşten ayrılmak. Hayır, bunu bu şekilde düşünmemeniz gerekiyor. Mecazi anlamlarını da ele almak gerekiyor. Siz bir şehirden ayrılmış olabilirsiniz. Siz bir evden ayrılmış, taşınmış olabilirsiniz. Bir çocuğun okuldan başka bir okula transfer edilmesi, bir evcil hayvanınızdan ayrılmak olarak veya çok sevdiğiniz bir eşyanızı kaybettiğiniz zaman bile ayrılık travması olarak algılayabiliyor bizim beynimiz. Çünkü bizim beynimiz aslında biraz çılgın diyebiliriz. Çünkü beynimiz analiz yapmıyor. Ayrılıksa bu ayrılıktır şeklinde algılıyor bunu. Ya bu gerçek bir ayrılık değil, alt tarafı kazanı kaybettin demiyor. Onu da ayrılık olarak algılıyor. Anneden doğumu da ayrılık olarak algılıyor. Çok spesifik bir örnek vermek gerekirse, örneğin anne çocuğunu emzirirken ocaktaki yemeğini unutup çocuğu koltuğa bırakıp birden ocağın altını kapatmaya giderse, o kısacık süreyi bile çocuk annem beni terk etti, biz ayrıldık olarak algılayabiliyor. Bunları tespit etmek o yüzden biraz sıkıntılı. O yüzden sondan geriye doğru gitmeye çalışıyoruz. Daha öncesinde yaşadığın bir ayrılık var mı şeklinde. Ayrılık üzerinden gidiyoruz ama en basit anlatılabilecek travma bu olduğu için ayrılık üzerinden gidiyorum. Her bir hastalığın kendine özgü bu tarz travmatik duygusal sebepleri vardır. Geriye doğru gitmekten bahsettin. Geriye doğru hangi yöntemlerle gidiyorsunuz? Konuşarak, sorular sorarak, neler hatırlıyorsa kişi. Şimdi insanlar geçmişe yönelik, işte bundan 30 yıl öncesini birden sorarsanız, 30 yıl önce ne yaşadın dediğinizde, 30 yıl önceyi ben nereden hatırlayayım diyebilirler. Bu yüzden sohbet esnasında kişinin o günlerine gidebileceği, örneğin ben şimdi sizinle konuşurken önce lise yıllarında ne yapıyordunuz, neredeydiniz şeklinde sizinle konuşurum. Peki ortaokulda nasıldı şeklinde. Aslında bu bir regresyon tekniğidir ama regresyon hipnotik şekilde yapılır, trans halinde yapılır, kişiyi transa sokarsınız, o şekilde yapılır. Ama sohbet esnasında da aslında bir nevi çaktırmadan regresyon yapıyoruz diyebiliriz buna. Çünkü kişi yakın geçmişten yavaş yavaş uzak geçmişe doğru anıları hatırlayabilir. Bizim beynimiz atalarımızın anılarını bile depolamış durumda. Beynimizde her şeyin kaydı var. Zaten bebeklikte yaşanan travmaları da beyin hatırlar. Eğer bu şekilde geriye giderseniz hatırlar. Ben kendimde böyle bir travmamı çözmüştüm. Doğduğum an, doğduktan sonraki süreci benim hatırlamam mümkün değil düşünülecek olursa. Ama kendime bu şekilde bir terapi yaparak doğduktan sonra küveze alındığımı, burnuma hortum takıldığını kadar hissettim. Hissettim, o acıyı hissettim. Burnuma takılan o hortumun acısını hissettim. Bunu ben bilmiyordum tabii ki. Yakınlarıma sorduğumda evet burnuma bir hortum takılmış şeklinde cevapları da aldım. Yani beynimiz o anları bile hatırlar. Yeter ki biz isteyelim. Doğru tekniklerle, doğru bir yol izleyerek o ana gitmek isteyelim. O yüzden bu tarz seansları ya eğitim almış ya da bu konuda uzmanlaşmış kişilerin yapması gerekir. Kişi kendi kendine bazen travmalarına ulaşamayabilir. Bir de şöyle bir şey var. Öncelikle bir şey eklemek istiyorum. Sizin travmaları bulma bir yönteminiz daha var. Bunu eğitimlerde veriyor. Burada açıklamanızı istemeyeceğim elbette ki. Nokta atışıyla travmaya direkt bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun bir hesaplama şekli var. Eğitim almayı inşallah seçersiniz. Teşekkür Zaten ediyorum. öğrenirsiniz. Tabii ki benim açımdan sorun yok, biliyorsunuz ben hani eğitime gelin işte şu olsun bu olsun odaklı bir insan değilim. Bildiğim ne varsa insanlara sevgiyle aktarmayı seçiyorum. Ancak bu bahsettiğiniz o nokta atışı hesaplama galiba onu herhalde bir 1,5 saatte falan anlatıyoruz. Bunun için Ondan süremiz dolayı. yeterli değil hesaplama Maalesef. şeklini. O yüzden yoksa yanlış anlamı olmasın. Ben para odaklı veya eğitim mi Değil. gelsin insanlar öyle bir insan değilim. Bilgim neyse herkesle sevgiyle paylaşmayı seçiyorum. Tabii ki tek kuralım var, sokak hayvanlarına mama verilmesi. O travma hesaplama 3 saatimizi almıştı Evet. öğrenirken. Zaten 2 günlük bir eğitim Ondan dolayı bir günün eğitimi, yarısını travma hesaplama alıyor. ondan dolayı eğitimi seçmelerini söylemek istedim. Pekala, şimdi biz bu hastalıklardan nasıl kurtulacağız? Şimdi şöyle bir söylem de vardır. Yani şükür çoğaltır, şikayet azaltır.
sözünden yola çıkarsam benim başıma gelen hastalığa şükretmeliyim, şikayet Evet, mi etmeliyim? Ne yapmalıyım? hastalıklarımızı şükretmeliyiz. Hastalıklarımız durup dururken ortaya çıkmaz. Travmatik sebeplerle ortaya çıkar tabii ki. Ancak bazen de travma aramamak lazım altında. Bedenimiz bizi korumaya çalışıyor olabilir. O yüzden hastalıklar ortaya çıkabilir. Mesela gitmek istemediğiniz bir yerler varsa eğer birdenbire ayağınız bacağınız ağrımaya başlayabilir. Birilerine sürekli destek olmaya çabalıyorsanız, örnek vereyim buna destek derken yanlış anlamalara sebebiyet vermeyelim. Örneğin siz el emeğini esirgemeyen bir insansınız ve herkes sizden misafirim gelecek bana şu pastayı böreği yapar mısın? Ya da ev taşıyorum gelip bana yardım eder misin? Temizlik yapıyorum yardım eder misin? Halı yıkıyorum ya yardım eder misin? Ve siz hayır demeyi bilmeyen bir insansanız bedeniniz size hayır dedirtmek için el ve kollarınızla yaptığınız şeyleri engellemek için ağrı başlar. Bu ağrı başlar ki size bana gelip halı yıkamama yardım eder misin diyenlere şu cevabı vermeniz için. Kollarım ağrımasaydı yapardım. O yüzden yapamam. Bunları size söyletmek için bedeniniz bu tarz tepkiler verebilir. Birilerine boyun eğmek zorunda kalıyorsanız boynunuzda problem çıkabilir. Birilerinin önünde sürekli diz çökmek zorunda kalıyorsanız diz çökmek az önce söylediğim gibi lütfen gerçek anlamda diz çökmek olarak algılamayın. Birinin bir yardımına ihtiyacınız var ona yalvarır moduna düşme riskiniz varsa eğer önünde eğilip diz çökme riskiniz varsa belinizde dizlerinizde ayaklarınızda problemler yaşayabilirsiniz. Bedenimiz bilgedir. Bedenimiz bizim yapmak istemediğimiz şeyleri zorla yapıyorsak eğer hani istemeye istemeye ya da gururumuz incinerek kendimizi kötü hissederek yapmak zorunda kalıyorsak bedenimiz biz onu yapmayalım diye elinden geleni yapacaktır. O yüzden hastalıklarımıza şükretmemizin sebebi budur. Biz aslında o halıyı yıkamaya gitmek istemiyoruz ama kollarımız ağrıyor. Ve biz kollarımız ağrıdığı için gidemediğimizi beyan ediyoruz karşıdaki kişiye. Karşıdaki kişi anlayışla karşılıyor. Evet kolları ağrımasaydı ben eminim o gelirdi. Kolları ağrıyor o yüzden gelmiyor. Peki kollarımız bizi ne yaptı? Yapmak istemediğimiz bir şeyden kurtardı. Teşekkür etmeliyiz. En çok hasta olan kişiler en çok hastalıktan şikayet edenlerdir. Hiçbir şeyi olmayan teyzelerimize, ninelerimize bakalım. Hiçbir şeyleri olmadığı halde sadece ve sadece dikkat çekmek için hastalık uydurup oram ağrıyor, buram ağrıyor demeye başlarlar ilk yaşlılık dönemlerinde. Ve gerçekten bunu söyleye söyleye bütün hastalıkları kendilerine çekerler. Öncelikle hastalıkları sahiplenmemelisiniz. Hastalıkları sahiplendiğiniz takdirde evinize bir misafir gelmiş. Siz diyorsunuz ki sen artık bu evin insanısın. Sen benimsin, bana aitsin, bu eve aitsin, bu evin kişisisin. Ona hizmette, hürmette saygı gösteriyorsunuz. Hiçbir şeyini eksik bırakmıyorsunuz. O misafir gitmek istemez. Ama eve gelen misafirin yüzüne bakmazsanız, onu yok sayarsanız, onunla hiç ilgilenmezseniz o misafir diyecek ki burada ben istenmiyorum. Kimse yüzümüze bile bakmıyor der ve gider. Benim migrenim var, benim anksiyetem var, benim tansiyonum var, benim şekerim var. Benim diyorsunuz, benim demeyeceksiniz. Bana ait, ya sahiplenmeyin hastalığı. Misafir gidecek. Yüzüne bakmadığınız zaman gidecektir o. Tabii ki buradan şu yanlış anlama olmasını istemiyorum. Doktora gitmeyin, ilgilenmeyin, ilacınızı kullanmayın demiyorum. Sadece onu hayatınızın merkezine oturtmayın. Var, evet, geldi, misafir ama gidecek. Bir yeriniz Öncelikle ağrıdığı kabul zaman değil mi? efendim? Öncelikle bir kabullenme. Evet. Sen Aynen. geldin. Evet. Misafirsin, gideceksin. Evet. Kabul edeceksiniz, teslimiyete geçeceksiniz. Çünkü teslimiyete geçmediğinizde onunla savaşmaya başlarsınız. Savaşmaya başladığınızda hadi bakalım kim kazanacak durumuna düşersiniz. Fakat Hastalık öyle bir daha fazla saldırır. Doktorlarımız da var ki, Kahramanmaraş'tan ben biraz örnek vereceğim. Bizzat deneyimlediğim ve de arkadaşlarımın deneyimlediği teşhisler. Kadının hiçbir şeyi yokken kadına çok ciddi teşhisler konuldu. Oradaki hatta kadın ölecekmiş gibi, yani bu hastalıkların çaresi yokmuş gibi. Aynı keza benim başımdan da geçti bu tarz şeyler. Orada ben bilinçli olduğum için artık ilginç bakış açısı demeye başladım. Evet. Ama bunu bilmeyip de o hastalığı kabullenip de gerçekten
Ölüm döşeğinden dönen kadını biliyorum ben. Evet. Hastaneye kaldırıldı. Ölüyor yani. Doktora şey deniliyor. Sirozdan dolayı kadın bir şey oluyor. Ama gerçekten kadın ölüm döşeğinde hastanede. Herkes toplanıyor başına. Doktor tabii ki ilk kez gördüğünden dolayı neyi var diye sorulunca siroz. Getirin bakalım tahlillerini. Bu kadında siroz yok diyor. Kadın iyileşiyor. Yani böyle Doktorun şeyler de verdiği var. tepki çok önemli. Yani Ama işte oraya da değinelim. doktor hastalığı söylediği anda söyleyiş şekline göre de kişide yeni bir travma oluşturabilir. Şimdi kalkıp doktor işte sen öleceksin 3 ay ömrün kaldı dediğinde bu da bir travmadır. Evet, doktorlar artık hastaya her şeyi söyleme taraftarı. Eskiden söylenmezmiş, çok eski yıllarda yakınlarına söylenirmiş, kişinin kendisine söylenmezmiş. Şimdi artık etik olarak düşündükleri için hastanın kendisine bilgi verme zorunluluğu var. O yüzden hastanın kendisine söyleniyor şu anda. Ama söyleme şekli o kadar önemli ki söyledikleri anda o kişide yeni bir travma oluşturuyorlar. Zaten hani Ya ölümcül Hüseyin olmasa abi bile söyleme şeklinden dolayı ölüme doğru yol alıyor kişi. hayır, aklıma Çünkü beyin onu gelmişken kabul ediyor. ya bir örnek daha var. Kadın hayatında hiç evlenmemiş, kadına hamilelik teşhisi koyan doktor var. Evet. Kadın bu sefer acaba başıma bir şey geldi de benim mi haberim? Doktora giren kadını tanıyorum ben. Evet, Yani var. Öyle gerçekten şeyler doktor de var. şey çok önemli. Bir de demin söylediğim gibi hani sizin yapmak istemediğiniz şeylerden dolayı bedeniniz tepki verir demiştim. Buna bir örnek vermek istiyorum. Bundan 2,5 ay önce ki bilenleriniz bilir o hastalığı ankilozan spondilit, sunapekuysal hastalığı deniyor yani kamburluk. Bundan 2,5 ay önce bana bu teşhisi koydu doktor ve bana söyleme şekli şuydu. Eğer dikkat etmezsen, yüzmezsen, spor yapmazsan, bundan bir 10 yıl sonra muhtemelen karşıya bu şekilde değil, bu şekilde bakarak yürüyeceksin dedi bana. Ben tabii bu konuda bilgili olduğum için ben bunu kabul etmiyorum dedim. Yok öyle bir şey bende dedim. Ve sonrasında kurtulmam gereken, yani sırtımda yük hissettiğim bir durum. Bunu attım sırtımdan. Bitti. Geçen hafta tekrar kontrole gittiğimde doktor herhalde biz yanlış teşhis koymuşuz. Yok sende ankilozan spondilit dedi. Tamam. Çünkü ben o esnada o 2,5 aylık dönemde ben sırtımda acaba hangi yükü taşıyorum beni kambur gibi gezdiren şeklinde bunu düşünerek sebebini bularak bu alanımı şifalandırdıktan sonra doktor kendisinin yanlış teşhis koymuş olabileceğine karar verdi. Oysa ki MR sonucuna göre konuşmuştu doktor. MR sonucuna göre Evet. ankilozan spondilit denmişti. Yani o teşhisi doktor yanlış koymuş olamaz. MR sonucu vardı orada. Ben o sırtımdaki yükü attıktan sonra şifalandım. Bu tarz Şey, mecazi şeyleri de düşünmesi lazım hasta olan kişilerin. şimdi bilinçli bir kesim var. Bilinçli olmayan kesimimiz de maalesef çok fazla. Çünkü uyanışlar yeni yeni başladı. İnsanlar yeni yeni araştırmaya başlıyorlar. Şimdi bu kadar bilmeyen kesim ne yapmalı? Nasıl duyurmalı? Nasıl anlatmalı? Bilmeyen kesim öncelikle ben bunu neden yaşıyorum diye düşünmeli. O yaşadığı şeyin birbirine benzer düşünsün. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse az önceki verdiğim örnek ayrılık demiştik. Hani ben şu son zamanlarda bir şeyden ayrıldım mı? Bakın birinden ayrıldım mı değil, bir şeylerden ayrıldım mı? İşten, evden, okuldan, eşten, arkadaştan, evcil hayvandan ya da bir eşyamdan. Ben bilmeden bir şeyi attım da sonra pişman mı oldum acaba? Bakın çok derin düşünce. Bazen bunu bulmak bile şifalanmayı sağlıyor. Yani farkına vardığınız an bizim bu çılgın beynimiz şöyle düşünüyor. Hakikaten ya bu böyle değildi. Ben yanlış anlamışım bunu şeklinde bir kendine geliyor, bir toparlama yaşıyor.
Hani bunda ne var üzülecek yani, alt tarafı bir kazak ve eskimişti zaten, ona attı yani, bu ayrılık değil ki bu. Bunu idrak ettiği an beyin hemen oluşturduğu programı, çünkü beynimiz programlar oluşturuyor. Yaşadığımız olaya uygun bir yazılım oluşturuyor diyelim. Nasıl ki cep telefonumuzda bir sürü aplikasyonlar var. Yaşanan bir olayda beyin burada buna ihtiyaç var. Ben bir program oluşturayım, bir uygulama oluşturayım, bir aplikasyon oluşturayım deyip oluşturuyor. Bunun böyle olmadığını fark ettiğinde de o aplikasyonu telefondan siliyor, kaldırıyor. Böyle düşünebiliriz bunu. Pekala, bir de şöyle bir şey var. Annenin babanın bir rahatsızlığı var. Evde diyelim ki 4-5 kardeş var. Diğerleri çekmeyip de o evde iki çocuğun bir tanesini çekmesine ne demeli? Yani oraya nasıl bakmalıyız? O çocuğun annesiyle hamileliğinde yaşadığı benzeri bir travma, yani anne o çocuğa hamileyken yaşadığı benzeri şeyler vardır. Veya annenin ona yüklediği duygular vardır. Örneğin o çocuk doğduktan sonra o hastalık ortaya çıktıysa ve anne ne olduysa doğumdan sonra başladı demeye başladıysa, o çocuk onu direkt kendinden kaynaklı olduğunu, aslında onun da hasta olduğunu düşünmeye başlayacaktır bilinçaltı düzeyde. Bunu söylediğiniz zaman insanlar, aa yok hiç öyle düşünmüyorum diyecekler. Düşünüyor olsaydın zaten bilinçaltı olmazdı. Çünkü bilinçaltımız düşünmüyor. Bilincimiz, yani üstteki bilinç düşünüyor. Eğer zaten bunun farkında olsaydın, düşünüyor olsaydın bilinçaltı olmazdı. Burada ben hiç öyle düşünmüyorum deyip hemen kestirip atmamak lazım. Burada bir bilinçaltı program var. Anne mesela anne eskiden çok vardı. Menopoza girmeye yakın kadınlara şey denirdi. Çocuk yaparsan geçer. Anne çocuğu sırf kendi sağlığı için, kendi sağlığının düzelmesi için hamile kaldıysa, o çocuk annenin travmalarını alabilir, annenin o genetik hastalıklarını alabilir. Çünkü anne şifalanmak için doğuruyor onu. Yani orada bir şey var. Menfi duygular var. Evet. Ya da çocuk küçükken yeni doğduğunda hastanede başlayarak sürekli herkes, bu çocuk sana çok benziyor, ay ne kadar çok sana benziyor dediğinde, anne gururlanmak için işte karakteri de benzesin, ay hadi inşallah deyip, anne sevindiyse, çocuk ona benzetiliyor diye sevindiyse anne, çocukların istediği tek bir şey vardır: anneyi mutlu etmek. Çünkü anne çocuk için yaratıcıdır. Anne ve baba çocuk için yaratıcıdır. O yüzden anne ve babayı mutlu edebilmek için her şeyi yapacaktır. Bilinçaltı yaptıracaktır ona her şeyi, onlar mutlu olsun diye. Çünkü yaratıcı onların gözünde çocuklar. Biz neden dua ederken hep yukarıya doğru böyle bakarak, ellerimizi açarak yukarıya doğru dua ediyoruz? İlk bebek, bir bebek düşünün, anne kucağında annesinin yüzüne bakıyor, yukarı bakıyor. Oradan kodlanmıştır genetik olarak bizlere bu. Yukarıya bakarak. Yoksa yaratıcı yukarıda değil, yaratıcı bize şah damarımızdan daha yakın, yaratıcı her yerde. Ve bunu bildiğimiz halde, bunu bile bile yine de dua ederken yukarı doğru bakarak dua ederiz. Evet. Oranın farklı bir açılımı da vardı başka zaman. Şeydir ya, çocuk kendini annesinin gözünden de görüyor. Evet. Göz bebeklerinde. O da farklı. Evet. Bir o O da kadar farklı. derinine girmek istemedim. Ama durum bu. Bayağı. Yani o Evet. çocuklardan bir tanesi annenin rahatsızlıklarını alıyorsa, sebebi budur. Çocukken annesine, sen annesine çok benzediği söylenmiştir. Ay bu çocuk ne kadar çok sana benziyor denmiştir. Çocuk da anneye benzemek için annenin bütün hastalıklarını kendine kodlar. Anneme benzemem lazım. Evet, şimdi duygu, her hastalığın bir duygusal sebepleri var dedik. Evet. Biraz onlara gireceğim. Birazcık şeyleri anlatalım. Mesela şeker hastalığının duygusal sebebi nedir? Çünkü ülkemizdeki Evet. en yaygın olan hastalıklar şeker, kalp, damar rahatsızlıkları diyebiliyorum. Evet. Yani şu an aklıma direkt gelmedi ama. Şimdi şeker hastalıklarına geçmeden önce Serap Kök, Quantum Enerji YouTube, Instagram kanalından takip alırsanız arkadaşlar, kendisinin çok fazla meditasyonları var. Ayrıca kendisinin özel çalışmaları var. Bu hastalıklarla yüzleşme, hastalık ve travmalarla alakalı
Yüzlerce video bulabilirsiniz. Onlar bile sizlerin farkındalığa ulaşarak hastalıklarınızı yenmeye bir araç olarak düşünün. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Kuantum Enerji, Serap Kök. Lütfen takip olun. Beni de alırsanız sevinirim. Melih ile Nefes. Evet, şimdi şeker hastalığına geçeceğim ama şunu sormak istiyorum. Bilinçaltımız her duyduğu şeyi hastalık olarak alabilir mi? Yoksa onun Bilinç. için bir süreç mi gerekiyor? Bu tamamen kişinin o anki durumuna bağlı. Hani deriz ya, bağışıklık düştüğü zaman küçücük bir üzüntü bile sizi grip edebilir, hasta edebilir deriz ya. Bunun gibi bilinçaltıda yaşadığı olayları eğer bir zayıf nokta varsa oradan hastalık olarak algılayabilir. Siz yolda Aklıma gitti. gelmişken, Buyurun. aklıma gelmişken, sizin bir kanalınız daha vardı. Doğal, Doğal mucizeler Serap Kök. evet, Doğal Mucizeler Serap Kök, değil mi? Evet, orada daha çok bitkisel çözümlerle ilgili videolar var. Oraya biraz zaman ayıramıyorum şu son zamanlarda. Orada da bayağı bir video var, mevcut ama Ben de. yaklaşık bir 5-6 aydır orayı ihmal ettim. Kendi yaptığım işten dolayı, diğer işimden dolayı bilmeyenler için. Ben bir havayolu şirketinde uçuş görevlisiyim. Halen öyleyim. Ama yakında inşallah sadece bu yolda ilerlemeye karar verdim. Bunun da duyurusunu yapmış olduk böylelikle. Evet. Doğal mucizelerde bitkisel çözümler, bitkisel Orayı da kürler takip alalım var. arkadaşlar. Şu ana kadar yayınlanmış olan videoları dahi inanın ki sizlerin bir derdine mutlaka çare olacaktır Allah'ın izniyle. Evet, şifa Evet. Allah'tan geliyor. Bizler ve Aynen. size Aynen. izlediğiniz videolar vesile bunu da bir dipnot olarak geçelim. Ayrıca bir de TikTok hesabı oluşturduk. Yine Kuantum Enerji adıyla, isim değişmedi. İsim aynı. Orada da amaç kısa kısa ama böyle meditatif şeyler veya işte biliyorsunuz bedenimizde belirli noktaları dokunarak şifalanmalar sağlayabiliyoruz. Meridyen terapi şeklinde veya EFT şeklinde. Bunlarla ilgili canlı yayınlar yapabileceğim, kısa kısa canlı yayınlar yapabileceğimi düşündüğüm için bir de TikTok hesabı oluşturduk. Çünkü YouTube'dan bazen bu tarz teklifler geldi. Instagram kullanmayanların olduğu söylendi. YouTube'da gönderip paylaşamıyorum. Paylaşıyorum ama YouTube'u genelde video için kullandığımdan dolayı en azından Instagram kullanmayıp TikTok kullananlara da gönderilerim ulaşsın diye bir de TikTok hesabı oluşturduk. Daha yeniyiz TikTok'ta. Evet, bu konulara yabancı olanlar için şey gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Akupunktur noktalarımızmış gibi de düşünebilirsiniz. Meridyenlere dokunma Evet. noktalarımızı. Yani hiç bilmeyenler için oradan da bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Evet, şeker hastalığının altındaki yatan duygularımız nelerdir? Şimdi şeker hastalığının altında yatan duygulardan bahsetmek gerekirse, öncelikle ben hiç hastalıklar ve travmaları bilmeyen, hangi hastalık hangi travmadan olur onu bilmeyenler için bir örneklendirme yapmak istiyorum. Sonra gerçek travmalarını söyleyeceğim. Şimdi şeker hastalığı nedir? Şeker tatlı bir şey değil mi? Acaba kime tatlı görünmek istiyoruz da şekerimiz yükseliyor? Bu şekilde düşünebilirler. Veya acaba yanımızda kimi istemiyoruz, kim bizi irite ediyor, kimden rahatsız oluyoruz da kimi sevimsiz buluyoruz da şekerimiz düşüyor. Neye direnç gösteriyoruz? Bunları düşünürsek eğer aslında travmayı bulabilirsiniz. Bu kolaylaştırılmış, yani herkesin düşündüğünde "Aa evet ya, hakikaten" diyebileceği örnekleme oldu. Peki Doktor Hammer'la Doktor Sabah'ın sistemine göre, yani onların yaptıkları araştırmalara göre şeker hastalığının sebebi nedir? Korkuyla beraber bir iğrenme varsa eğer, travmatik olarak yaşanmış, bu şeker hastalığına sebebiyet verebilir. Eğer bir şeyden korktuysanız ve aynı zamanda iğrendiyseniz,
Peki bu ne olabilir diye düşünecek olursak, öncelikli olarak az önce söylemiştik, şeker hastalığı başladığı zamanı düşüneceğiz, teşhis konduğu zamanı düşüneceğiz. Bundan geriye 1 veya 2 yıl öncesinde korkarak veya iğrenerek ikisi bir arada olan ne yaşamış olabiliriz? Bunu düşünelim. Ama burada aslında genelde çıkan sonucu söylüyorum sizlere genel olarak. Çocuklukta dedeler, nineler, çocukları salyalı salyalı öpermiş. Eğer siz o dededen o nineden hem korkuyorsanız, karşı koyamıyorsanız, yani o sizi o salyalı şekilde öpmeye çalışırken siz korkudan dolayı sesinizi çıkaramadıysanız, bu bile travmatik neden olarak danışanlarda ortaya çıkan bir sebepti. Veya bebekliğinizde mideniz, bebekler çok kusarlar bilirsiniz. Kusma isteğiniz var ama o esnada anneniz sizi zorla emzirmeye çalışıyor. Bu durumda da direnç gösteriyorsunuz. Bir de tiksinme var işin içerisinde. Yine şeker hastalığı düşük veya yüksek fark etmeksizin ortaya çıkabilir. Arayacağınız şey şeker hastalığında korkuyla birlikte iğrenme, tiksinme varsa bu şeker hastalığına sebebiyet verebilir. Ben tabii ki bunu sadece işte dedelerin öpmesi, annenin zorla emzirmeye çalışması olarak vermiştim ama örneğin bir danışanımda da çocukken eskiden evlerde çeşmeler falan dışarıda olurmuş. O süreçte terlik giymeye üşenerek yalın ayak çeşmeye elini yıkamaya koşarken kurbağaya basıyor. Kurbağaya basıyor ve o anda hem o soğuk soğuk ıslak ıslak hem tiksiniyor hem de çok korkuyor karanlıkta. Bu ikisi birleştiğinde şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Şimdi bunu söylediğimde şu an algı oluşmasın. Şeker hastalığı bunu yaşadı hemen ortaya çıktı değil. Hastalıklar az önce söylediğim gibi o son damlayla birlikte ortaya çıkar. Şimdi çocuklukta bunu yaşadıysa ilerleyen süreçlerde benzer korku ve iğrenme bir arada olan bir şeyler yaşadıysa en son yaşadığı korku ve iğrenme 60 yaşında ortaya çıktı diyelim. İşte o andan itibaren şeker hastalığı ortaya çıkıyor çünkü o son damla olmuş oluyor. Eğer siz bilinç altında geriye gidip o kurbağaya bastığı dönemi şifalandırırsanız şey düşünebilirsiniz onu. Şöyle bir bardak düşünün. Bu bardak dolu. Travmalarla buraya kadar aşağı kadar dolu. Şimdi siz ilk yani hastalıktan hemen önceki travmaya gittiğinizde şu üstten bunu alıp atmış oluyorsunuz. Sonra bir sonraki şunu alıp atmış oluyorsunuz. Ama eğer ilk baştakini çözerseniz şu aşağıdaki travmayı yani bardağın altını açıyorsunuz, hepsi birden akıp gidiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tek tek gitmek yerine ilk travmayı bulmak ki travmayı bulduğunuz an doğru travmayı bulduğunuz an o hastalık kesinlikle şifalanıyor. Doğru travmayı kişiler bulup şifalandırdıktan sonra herhangi bir şey yapması gerekiyor mu? Bir sefer o çalışmayı yapması yeterli mi yoksa birkaç sefer mi yapmalı? Eğer nokta atışı doğru travmayı bulduysa bir şey yapmasına gerek olmuyor ama bir takım semptomlar yaşayabiliyor kişi. Bu semptomları yaşarken kendine yeni yeni travmalar oluşturabiliyor. Örneğin travmayı bulduk, çalışmayı yaptık, çözümledik. Yaşayacağı semptomları kişiye söylememiz gerekiyor. Şimdi bu hastalığın artış gösterebilir. Daha kötü duruma gelebilir. Çünkü artık sondur. Çok yorulduğunuzu düşünün bir iş yaparken. Son artık bitmeye yakın daha hızlanırsınız. Bitsin artık bir an önce diye değil mi? Bunun gibi düşünün. Bir boyun fıtığı için seans yaptığımda ertesi gün danışan beni arayarak bütün gece sabaha kadar çok özür diliyorum. Bana arkamdan söylemedik söz bırakmadığını söyledi. Çünkü sabaha kadar başımı duvarlara vuracak kadar ağrım arttı dedi. Ve o sondu. O günden sonra artık bir daha 15 yıldır kullandığı ilaçları kullanmayı bıraktığını ve boynunun ağrımadığını söyledi. O yüzden seans sonrası %100 bu yaşanacak diye bir kural yok tabii ki ama olursa da kişi şunları yapmamalı. Bak görüyor musun işe yaramadı, daha kötü oldu, durumum daha da kötüye gitti. Saçmalık bunların hiçbiri işe yaramıyor, ben daha çok hasta oldum dediği an kendine yeni programlar oluşturmuş olur. O yüzden bu tarz şeyler yaşadığında, aa ben galiba iyileşiyorum, son mücadelesini veriyor bu hastalık şeklinde düşünmeli. Peki neler yaşayabiliriz? Hastalığın artması.
şiddetlenmesi, grip olabilir, sık idrara çıkabilir, ishal olabilir, ağlama krizleri yaşayabilir, aşırı terlemeler yaşayabilir. Aklıma gelenler şu an bunlar. Bu tarz şeyler yaşayabilir kişi seanstan sonra ya da çalışmadan sonra. Bu iyileşme fazlası diye geçiyor. Bu Evet. 3 ila 7 gün arasında sürebiliyor değil mi? Evet. 3-7 Oraya. gün arasında sürebiliyor. Şiddetli hali tamamen iyileşme daha uzun süreçleri alabiliyor ama kişi zaten 3-7 gün sonra rahatlamış oluyor. Evet. Tansiyon hastalığına da bir bakalım mı? Tabii Var mı ki. şeker hastalığıyla ilgili ekleyeceğim bir şey? Yok. Tansiyon, Tamam. şeker hastalığı bu kadardı. Yani Evet. kişilerin travma bulmak için ilk önce hastalıkların hepsinde aynı şeyi düşünsünler. Acaba bu hastalık neyle alakalı? Şekerle alakalı. Tatlılık, sevimlilik. Ben birilerine sevimli görünmeye çalışıyor olabilir miyim gibi çok basit tek indirgeyerek düşünmelerini tavsiye ediyorum. Tansiyon hastalığı sıvı travmasıdır. Sıvı travması dendiği zaman insanlar genelde boğulma olarak algılarlar. Oysa ki boğulma değildir sıvı travması sadece. Evet boğulma da işin içindedir, söz konusudur. Ama sadece boğulma değildir tabii ki. Çok yüklü miktarda bir para kaybettiyseniz bu da bir sıvı travmasıdır. Para nedir? Likidite yani likittir. Para sıvıdır. Bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Veya siz çocukken işte babanız, amcanız, dayınız, birileri çok alkol alarak eve gelmiştir, taşkınlık çıkarmıştır. Neyden yaşandı bu taşkınlık? Alınan bir sıvıdan kaynaklandı. Küçükken sizi sıkıştırmışlardır kollarının arasına, zorla size serum takmışlardır, iğne yapmışlardır. Elinde iğneyle gelen bir doktor düşünün, içinde ne var onun? Sıvı var. Sıvı dediğimiz zaman sadece boğulma olarak düşünmemeliyiz. Tansiyonun yükselme sebebi budur. Sıvı travmasıdır. Evinizi su bastıysa, evde akıtan bir çeşmeden dolayı bir sıkıntı yaşadıysanız, hatta şu bile olabilir, geçenlerde buna benzer bir travmatik olayla da karşılaştık. Logarlarda fare ve kişi logarlardaki fareden dolayı korku yaşıyor. Logar nedir? Atık sıvıların gittiği yerler. Orada da bir sıvı söz konusu. Beyin burada bir program oluşturuyor. Bir travma var sıvıyla alakalı. Buna göre böbreklerde program oluşturuyor ve böbreklerden biliyorsunuz tansiyon böbreklerden kaynaklanır. Tansiyonu yükselen kişilere idrar söktürücü yaptırırlar ki hani daha sık idrara çıksın da tansiyonu düşsün diye. Bir tutulumdur yani aslında. Böbrekler sıvı tutmaya başlar. Öyle düşünelim. Bir tutulumdur. Bir tehlike söz konusu. Şimdi tutulum yapmak zorundasın şeklinde beyin komut verir bedene. Böylelikle tansiyon yükselmesi yaşanır. Sıvı travmasını buldukları anda, çoğunlukla buldukları anda şifalanırlar. Seans yapmaya bile gerek kalmaz. Bazı ağır durumlarda seans yapmak gerekiyor olabilir. Bu tansiyonun yükselmesiyle alakalı bir de düşük tansiyon var. Ve Bu da aynı. aynı sistemle mi çalışıyor? Sıvı Biri kaybı. sıvı tutulumu, Ama biri sıvı hasta. tutulumu, biri de sıvı kaybı. Ama hepsi sıvı travmasıdır. Yani sıvılarla alakalı travmadır. Ve Direnç bu göstermek. travmada Bakın şöyle düşünün. Bir de direnç gösterme var. Sadece sıvı demeyelim. Bir de direnç gösterme durumu var. Bunu da şöyle söyleyeyim. Neye patlamak istiyorsun da patlayamıyorsun gibi sorular sorabiliriz kişiye. Hani düdüklü tencere düşünün. İçinde basınç var. Her an patlayabilir tehlikesi var. Kan basıncının yükselmesidir tansiyon. Hani mecazi anlamda düşünün demiştim ya az önce. Bunu da bu şekilde mecazi anlamda düşünün. Bir düdüklü tencere gibi düşünün. İçinde basınç var. Basınç yüksek, çok yüksek bir basınç var. Patlayabilir her an. Sen kime patlamak istiyorsun da patlayamıyorsun? Şeklinde bir soru sorabiliriz. Birine patlamak istiyordur ama kötülük çıkmasın, kavga çıkmasın, işte örneğin patronuna patlamak istiyordur, işinden olurum diye patlayamıyordur. İçinde biriktiriyordur o basıncı. İşte bu da kan basıncını yükseltir. Evet. Senin küçük bir hikayen vardı tansiyonla alakalı olarak bilmeyenler Evet. için. Evet. Rahmetlik annen de Evet.
Bunu Annem söylemiştim. tansiyon ilaçları, çok fazla tansiyon ilaçları kullanan bir insandı. Tabii ki çok yaşı ileri olduğu için ona bu sistemleri anlatsam da anlamayacaktı. Sen ne diyorsun kızım diyecekti bana. O yüzden ne yapabilirim diye düşünürken denemek istedim. Aslında deneme amaçlıydı. Hani seans yapmadan düzelebileceğini ya da travmayı bulmadan düzelebileceğini hiç düşünmemiştim. Telefonda kendisine kulağından duyduğu için direkt kulağına vermiş oldum. Telefonda kendisine bu hastalık anneanneme aitti. Sen de ne arıyor şeklinde böyle sevimli ve şaka yapar şekilde kendisine bu soruyu sorduğumda kendisi ne bileyim kızım dedi sadece. Ama beyin bunu algıladı. Beyin benim bu söylediğimi algıladı. Sonrasında bir daha o 20'lerde, 21'lerde gezen tansiyonu hiçbir zaman o kadar yükselmedi. Bazen genlerden de transfer alabiliyoruz hastalıkları. Şimdi travmalar dediğimiz zaman kişiler kendi hayatlarındaki travmaları aramayacaklar sadece. Acaba bu hastalık annede vardı da anneden mi kodlandı geçti ya da atalarda vardı o yüzden mi bize geldi şeklinde aramak gerekiyor. Ben de anneme kendi travmalarını sorsam da anlatmayacağı ya da hatırlamayacağı için böyle bir şey denemek istedim. Çünkü anneannemde de vardı tansiyon. Hatta kendisi yüksek tansiyon sebebiyle rahmetli olmuştu. Kendisine kulağının tam direkt kulak merkezine gidecek şekilde bunun anneanneme ait olduğunu, onda ne aradığını sordum ve beyin bunu algıladı. Annem anlamadı ama beyin algıladı. Ve sonrasında bir daha tansiyonu hiçbir zaman o kadar yükselmedi. O ağır tansiyon ilaçlarını çoğunlukla içmiyordu bile. Kendi isteğiyle bıraktı diyemem. Doktor kontrolünde bıraktı da diyemem. İhtiyaç duymuyordu ve içmiyordu. Evet, ben senden ilham olarak anneme yaptım. Baktım ki annem bunu kabullenmiyor. Ben de işe yaramadı. Anladım ki annem onunla besleniyor. Evet. Bir de buraya değinelim mi? Çünkü şeydir, kişi eğer bir yerde besleniyorsa, iyileşmek istemiyorsa Evet. ona bir kazancı vardır. Orayı bir Evet. azıcık bir göz atalım oraya da. Evet. Şimdi eğer kişi ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyuyorsa, yıllarca buna ihtiyaç duymuşsa, ve bir hastalık ortaya çıktığında o yıllardır beklediği sevgiyi, ilgiyi almaya başladıysa, yani etrafındaki insanlar onunla ilgilenmeye başladıysa, o hastalık gitmek istemez. Çünkü o hastalık var olduğu sürece o beklediği sevgiyi ve ilgiyi alacağını düşünür. Herkes benimle ilgileniyor, herkes bana değer veriyor gibi düşünmeye başlar bilinçaltı ve o hastalıkla beslenir. Şimdi genelde yaşlılarda olmasa bile hani hastalık hastası dediğimiz şey yaşlılar çok ilgi bekler. Hani ilgi odağı olmak, hep benimle ilgilensin, hep yanımda dursunlar, benimle ilgilensinler şeklinde. Bazıları çok huysuz olur. Aslında o huysuzluklarının sebebi de budur. Huysuzluk yaptıklarında daha çok insanlar onunla uğraşacaktır. Yalnız kalmamak için yaparlar bazen. Hastalıklardan beslenme dediğimiz şey bu. Örneğin ben de bu ankilozan spondilit teşhisi konduğunda benim artık çalışmamam lazım. Ay bu çok tehlikeli bir hastalık. Benim artık uçmayı bırakmam lazım. İşte gibi düşünceler başladı. Aslında ben o hastalıktan beslendim. Bahane ederek bir kendime konfor alanından nasıl çıkarabilirim? Hastalığı kullanarak bahane etmeye başladım bunu kendime. Bu şekilde bir bahaneye ihtiyacınız varsa o hastalık sizin kurtarıcınız gibi olduysa eğer ona sarılırsınız sıkı sıkıya. Çünkü o sizi kurtardı bir şeylerden. Zaten dedim ya başta da konuşmanın başında da söylemiştik. Hastalıklarımıza şükretmemiz ve teşekkür etmemiz gerekir. Hastalıklarımız bazen kurtarıcı gibi gelebilir bizlere. Evet, şimdi bir de Polin'e bakalım mı? Şekere baktık. Ben küçük notlar almıştım. Tansiyona baktık. Bir de Polin'e bakalım bu Polene alerjiden. bakalım. Polen alerji. Birincisi alerji dediğimiz zaman zaten yine cilt işin içine giriyor. Yani ayrılık travması işin içine giriyor ama polenin başka bir sebebi daha olabilir. Ben çok komik örnekler veriyorum genelde eğitimlerde veya danışanlarda bana bunu sorduklarında. Acaba annenle baban polenler varken bir ağaç altında işte öpüşüp koklaşırken yakalanmış olabilirler mi şeklinde. Eğer bir korku yaşıyorsanız ve o esnada o ortamda polen varsa, polen ve korku bir araya geldiğinde sizde polen alerjisi oluşturur.
Bu bütün alerjiler için geçerlidir. Örneğin anne işte tavukların yumurtasını almaya gitmiştir. Tam yumurtalar alırken horoz annenin üstüne atlamıştır. Anne o anda yumurtayla beraber korkmuştur. Yumurta alerjisi ortaya çıkabilir gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama yumurta alerjisi sadece böyle bu tarz bir örnekle değil. Yumurta alerjisi annenin yumurtalıklarındaki problemlerle kaynaklı da olabilir. İçerinde yumurta olan her şey olabilir. Bunun dışında saman nezlesi, buna da anne samanlıkta acaba korkmuş olabilir mi şeklinde sorular sorabiliyorum. Veya gluten alerjisi olanlarda genelde buğday tarlası gibi yerlerde sıkıntılar olabiliyor. Ya da yiyecek ekmek sıkıntısı. Eskiden kıtlık varmış, yokluk varmış. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyorlarmış. Çocukta bazen şöyle bir kodlama da oluşmuş olabiliyor. Ekmek, yani gluten alerjisi olanlarda. İşte atalarım bunu bulup yiyemediler. Şimdi bunu ben yersem eğer ihanet etmiş olurum gibi spiritüel boyutları da var tabii ki bunun. Bilinçaltımızın çalışma şekli tamamen çok garip. Hani biliyorsunuz şu anda böyle bir durumun, kıtlığın, yokluğun olmadığını ve o ataların zaten çoktan ölüp gitmiş olduğunu siz biliyorsunuz ama bilinçaltı biraz enteresan çalışıyor. Yani Maya da mı aynı şekilde? Evet. Maya. Benim Maya'ya da Maya da alerjim şu olduğunu olabilir. fark Bakın her şeyi mecazi düşünün ettim. önce. Maya şu olabilir. Çocuk, anne baba çocuk istiyordur. Çok uğraşmıştır. Olmamıştır o çocuk. Sonradan olmuştur o çocuk. O çocuk da Maya'ya alerji olabilir. Çünkü anne baba çocuk istiyor. Çocuk olmuyor bir türlü. Hani çocuğun olması da sperm ve yumurtanın birleşmesi ve mayalanması gibi düşünürsek eğer. Mayalanacak ve büyüyecek gibi düşünürsek eğer anne baba çocuk sahibi olmak istemiş bunun için tedavi görmüş ya da tedavi görmemiş çocuk istemiş eski zamanlarda işte kayınvalide sen kısırsın diye anneyi yargılamış sen maya tutmuyorsun demiş gibi düşünün hani mecazi düşünün bunları hastalıkların hepsini önce mecazi olarak düşünün. Unuttuğum bir çalışmaydı. İşte şifa anda geliyor. Çalışmam gereken yer. Ben de Maya'yı sonradan fark ettim. Yani poleni şükürler olsun senin vesilenle halletmiştim polen alerjisini. Ne Evet, güzel. Maya'nın vakti gelmiş. Vertigo'yu ile alacak olursak. Vertigo birincisi kaybolma, ikincisi düşme korkusu. Şimdi kaybolma ve düşme korkusu dediğimde yine tekrar ediyorum mecazi anlamlarından yola çıkalım öncelikle. Kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız illaki bir şehirde bir yerlerde kaybolmuş olmanıza gerek yok. Bazen öyle bir şey olur ki iş yerinde önünüzde bir sürü dosya vardır. Ağzınızdan çıkıverir. Ay dosyaların içinde kayboldum. Bu aynı şey tansiyon içinde geçerli. Boğuluyorum. Sen beni boğuyorsun, boğuluyorum. Bunu dediğiniz zaman da boğuluyorum, sıvı kırılması. Boğuluyor musunuz gerçekten? Hayır. Sen beni boğuyorsun dediğinizde beyin bunu boğuluyorum olarak algılar. Beynimiz enteresan dediğim gibi hani söylediğiniz şeyleri de gerçek kabul ediyor. Çünkü hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Vertigo'da da böyle kayboldum, kendimi kaybettim ya da kendini mi kaybettin dediğinizde yani bir kayıp olma söz konusuysa eğer veya düşme tehlikesi. Düşme tehlikesi dediğimizde de bununla ilgili de bir örneğim var. Hastanede merdivenlerden inerken bir teyzecik vertigo olmuş. Kızıyla ikisi benim önümden iniyorlardı hemen konuşurlarken duydum vertigoyu. Şöyle uzandım teyzecim sen hiç düştün mü dedim. Hayır dedi. Düşmekten korkuyor musun dedim. Hayır dedi. Düşen birini gördün mü dedim. Hayır dedi. Peki teyzecim senin gözünden kim düştü dedim. O esnada şöyle durdu yüzüme baktı. Yani birinin gözünüzden düşmesi, iş yerinde konumunuzun düşmesi, işte müdürken memur olmanız, amirken şef olmanız gibi konumunuzun düşmesi dahi bir düşme travmasıdır. Elinizde dolarınız, euronuz vardır, düşmüştür. Bu da düşme travması. Çok yüksek miktarda euro dolar almışsınızdır yükseliyor diye. Sonra birden bir düşmüştür. Düşme travması. Ya Ama da bu gerçekten doğru biliyor musun? Hani dolar, euro yükselip de birden düşenlere şahit oldum. Harbiden bir sersemlik, bir baş Evet. dönmesi, Evet. halsiz, moral bozuk,
denk Biliyorsunuz geldi. bundan birkaç ay önce bu kripto paralarda bir tanesinde bir sıkıntı Evet. yaşandı. Çok insan paralar kaybetti. O insanlarda da aynı travma söz konusu. Düşme travması. Bir umutla, bir hedefle, bir hayalle bir şeyler yapıp sonrasında tepe taklak düştü. Düştüğü zaman o kişi düşme travması yaşamış oldu. Yani söylenen her travmayı lütfen düşme travması yaşadın mı dendiğinde şu şekilde algılanmasın. Gerçekten fiziki olarak ayağa kayıp düşmek olarak düşünülmesin. Düşen her şey, düşen çiğ damlalarını bile göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin çok basit bir örnek vereyim. Maraş'ta mesela kış gelmeden yazın kışlık kurutmalık biberler, tarhanalar vesaireler yapılır. Mesela onları sermiş kişi bir sürü emek harcamış günlerce sermiş kurutmaya. O gece bir çiğ yağmış, çiğ düşmüş denir ya ona. Hepsi sırılsıklam olmuş. Bu o kişi için bir travma değil midir? Travmadır. Bakın ne kadar basit ya. Böyle bir şey olabilir mi? Diyebilir insanlar. Ama evet, düşen her şey bir sıvı travmasıdır diyorum. Vertigoya sebep olabilir. Olabilir. %100 olacak diye bir kural yok. Herkesin bağışıklık sistemiyle ve vücut programlarıyla alakalı bir durum. Fibromiyalji yani kemik ve kas ağrılarına bakalım mı? Değersizlik duygusu. Eğer kişi kendini değersiz hissediyorsa, bir değersizlik duygusu varsa, o zaman kemik ve kas ağrıları, fibromiyalji oluşur. İş yerinde değer görmüyordur, hakkını alamıyordur gibi durumlar söz konusu olur. O kişi işten ayrıldıktan sonra yavaş, yani hafta sonları mesela iyi hissetmeye başlar kendini. Ayrıldıktan sonradan kastım bu. İşe gitmediği günler iyi hisseder kendini. İşe gittiği günler ağrıları başlar. Gece uyuyamaz. Gece uyku uyuyamaz ki sabah işe gitmesin diye. Çünkü değersiz hissediyor orada kendini. Yine deminki söylediğim gibi beden bilge ve sadece iş olarak örnek verdik ama bu hayatın her alanında geçerli. Eş, çocuk, iş, sosyal yaşam. Değersiz hissettiği kendini, kişi bazen kendini bir başkasından dolayı değil, kendi kendine de değersiz hissedebilir. Kişi kendine değer vermiyordur aslında. Buradan da bu sonuç çıkabilir. Değerlere gelmişken az da biraz değerleri mi konuşsak acaba? Çünkü Tabii ki. kişinin dediğin gibi kendine değer vermiyor ve kendisine değer vermediğinin farkında bile değil. Evet. Bu değersizlik duygumuz nereden geliyor? Çocukluğumuzdan geliyor, çocukluk zamanlarımızdan geliyor. Zaten bu sebepten dolayı bu seferki dolunayda ritüel paylaşmak yerine içsel çocukla buluşma videosu paylaştım. Ve istisnasız videonun altındaki yorumları okursanız, şöyle bir yorum vardı, ona da çok güldüm. İnsanlar meditasyonda nasıl ağlayabiliyorlar derdim. Beni de ağlattınız ya yazmış birisi. Evet, bizler çocukluğumuzdaki yaşadığımız şeylerden dolayı bazen kendimizi değersiz görmüş olabiliyoruz. Bakın, çocukluğunuz çok muhteşem geçmiş olabilir. Harika bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Bir an, sadece küçücük bir an. Örnek veriyorum, elinizde çikolata vardır. Anneniz şimdi onu yersen yemek yiyemezsin deyip elinizden onu sizi ağlatarak almıştır. İşte o esnada siz kendinizi değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Ya da anne işe gitmek zorunda sizi babaannenize ya da bakıcıya bırakıyordur. Bana değer verseydi gitmezdi, beni bıraktı gitti şeklinde bir düşünce oluşturduysanız çocukluğunuzda bu sizde bir değersizlik duygusu oluşturabilir. Her şey çocuklukta başladığına göre. Evet, sonraki dönemlerde de oluşabilir bu değersizlik duygusu. 20'li 30'lu yaşlarda da oluşabilir. İşte sevgiliniz terk etmiştir, eşiniz aldatmıştır, işte ne bileyim kardeşinizle problem yaşamışsınızdır. Sonraki dönemlerde de başlayabilir. Ama bizim ilk bakmamız ve iyileştirmemiz gereken Evet. şey içimizdeki çocuk. Evet. İçimizdeki Zaten çocuğu. değil mi? Temelde olmasaydı o Evet. 29 yaşında da ortaya çıkmaz. Dolayısıyla böyle Evet. bakmak gerekiyor. Evet. Ne diyelim burada? İnşallah hepimiz kendimizi severiz. Öncelikle Kendimizi içinizdeki o sever. çocuğun ayağındaki prangaları sökün. O çocuk ayağında prangalarla halen sizin içinizde. Siz o prangaları sökmediğiniz sürece, onun ayaklarından çıkarmadığınız sürece o çocuk içinizde çığlık çığlığa bağırmaya devam ediyor.
Ama siz onu duymamakta ısrar ederseniz bedeninizde hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi hastalıklara tek tek bakamayacağız. O kadar çok fazla duygusal sebepleri var ki Evet. programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Son eklemek istediğim şeyler var mı? Son eklemek istediğim şey, herkes bilinçaltı düzeyde kendini şifalandırabilir. Bunun için yüksek meblağlarda paralar ödeyip yüksek meblağlarda ücretleri olan eğitimlere katılmak zorunda değilsiniz. Yeter ki gelişmeye ve kendinizi iyileştirmeye odaklanın. Öncelikle herkesi affedin. Affetmek bizdeki hastalıkların birçoğunu zaten bertaraf edecektir. Affetmek demek o kişiyle bir arada olmak demek değil bu arada. Siz gidip de yüzüne karşı seni affettim demeyin. Siz kendiniz için, kendi iyiliğiniz için affedin. Kendinizi sevin ve her şeye, ama her şeye, ne demiştik Meliha'nın Para Coşku bombasında? Çöpünüze bile şükredin. Evet, çok güzel bir şükrediyoruz. Evet. Yediğin için çöpün çıkıyor. Değil Evet. mi? Yani. Yemesek, içmesek, bir şeylerin ambalajlarını açmasak o çöp çıkmaz. Yiyoruz, içiyoruz, alabiliyoruz demek ki. Bu da bir berekettir. Çöp ne kadar, şu çöp para olsaydı, eskiden ben çok söyleyeyim, şu çöp para olsaydı ne çabuk ürüyor derdim ben. O para zaten. Yani ben onu üretebiliyorum. Demek ki o kadar alıyorum, yiyorum ve onun çöpü çıkıyor ki o çöp o kadar üreyebiliyor, değil mi? O Evet, yüzden çok çöpünüze bile şükredin. Hastalıklarınıza şükredin. Size bir şeyler anlatmak, sizi doğru yola sevk etmek istediği için ortaya çıkıyorlar. Onlara şükredip onları sevgiyle uğurlayın. Teşekkür edin ve sevgiyle uğurlayın. Bu herkes için, hastalıklar, insanlar, yaşadığınız olaylar, her şey için. Alın, kabul edin, teslim olun, sevgiyle gönderin. evet, bu Sokak hayatın mutlaka. hayvanlarını da unutmayın. Evet, sokak hayvanlarına mutlaka önem veriyoruz arkadaşlar. Seninle bir program daha yapmak isterim. Tabii ki. Otizm üzerine konuşmak isterim. Tabii Otizm ki. başlığına bir program olacak inşallah. Hı. Bugünlük bu kadar diyorum. İnşallah yakında Maraş'a da geldiğimizde orada da Evet. yüz yüze görüşme şansı elde edeceğiz. Evet. Maraş'ta. Sabırsızlanıyorum Maraş'la bir araya gelebilmek için. İnşallah. İnşallah ben de çok heyecanlıyım. Evet, bizi dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Başka bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça Ve kalın. lütfen kuantum enerji Serap Kök'ü de takip alalım arkadaşlar. Görüşmek Sağ üzere. olun. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.